Erdem. Ben senin hikayeni duyduğumda senin hikayenden çok etkilendim. Ama bu hikayeyi bir de senin ağzından dinlemek istedim. Şimdi öncelikle bize kendini tanıtırsan çok sevinirim. Ben Meltem, 1988 Bornova, İzmir doğumluyum. Ailem aslen Kütahyalı, İzmir'de doğdum, büyüdüm. 6 yaşına kadar İzmir'de kaldıktan sonra Kütahya'ya gittim. Annem ve babamın boşanmasından dolayı yaklaşık bir 5 yıl kadar anneannem tarafından büyütüldüm. Daha sonra annem beni tekrardan geriye aldı İzmir'e ve İzmir'de hayatıma devam ettim. Çocukluğun nasıldı? Annemle babam boşandığı için aslında anne ve baba hasretiyle büyüdüm. Anneannemin yanında 5 yıl boyunca kaldığım süre boyunca. Bir çocuk için çok zor bunu yaşamak. Daha sonra annem beni yanına aldığında özlemimin yarısı geçmişti ama bu sefer tabii yine babamdan ayrıydım. Annemle babam ben 15 yaşındayken, 12 yaşındayken boşanmışlardı. 15 yaşındayken de babam trafik kazasında vefat etti. Maddi olarak çok zor günler yaşadık. Ama annem elinden gelen her şeyi yaptı bizi okutmak için. Öyle bir durumda çok yapabileceğim çok fazla bir şey yok. Tek yapabileceğim şey en iyisi ders çalışmaktı. Ve o dönemde hastalığımdan haberim yoktu. Tek bildiğim şey babam vefat ettiğinde %70 görmesini kaybetmişti, %30 bir görmesi vardı. Fakat hastalığından bir haberim yoktu. Tek bildiğim katarak olarak düşünüyorduk. Bizi hiçbir zaman kalısal bir hastalığı olduğunu söylememişti. Şimdi ben kendim uzman olarak bu işin içinde olduğum için bu hastalığın babamdan bana kanıtıldığını eminim. Peki Meltem, çocukluğunda hayallerin neydi? Ne olmak istiyordun? Nasıl bir gelecek tasarlıyordun kafanda? Her zaman biyolojiye çok fazla ilgim vardı. Çünkü benim babam laborantıydı. Çok küçükken onun laboratuvarına giderdim. Mikroskoptan ilk kez kendi kan hücrelerimi bana göstermişti. Küçücük parmağıma bir delik yapmıştı. Olmuştu ve çok hoşuma gitmişti bu. Daha sonra üniversite hayatımda seçimlerimi etkiledi bu. Balıkesir Üniversitesi biyoloji öğretmenliğini seçme sebebi aslında babamdan kalmış olan bu biyoloji aşkı ilgisi diyebilirim. Peki o zamanlar gayet normal görüyordum değil mi? Yani, hani Evet. hiçbir sağlık problemin yoktu. Sağlık problemin nasıl hissetmeye başladı? Nasıl kendini belli etmeye başladı? Şimdi çok fazla geriye döndüğümde çocukluk dönemlerimde 5-6 yaşlarımda da ışık çakmaları dediğimiz çakmalar meydana geliyordu. Bu bir floresan ışığı gibi düşünün. Gözde böyle bir parlama ama onu sadece sen görebiliyorsun tabii. Daha sonra ilerleyen dönemlerde gözlük kullanmaya başladım. İlkokul 1. sınıftan itibaren. Az gördüğümü ilkokul hocam fark etmişti. Zaten miyopi teşhisi konmuştu tabii ki de. Daha sonra gözlük kullanıyorum ve ortaokul zamanlarında da akşamları dışarıda tabii o zamanlar top oynayabiliyoruz dışarıda. Daha az gördüğümü, topu göremediğimi fark ediyordum ama ben bunu herkes böyle görüyor sanıyordum. Fakat şimdi anlıyorum ki aslında hastalığım o zamandan beri başlamıştı. Sadece ben bilmiyordum, herkesin böyle gördüğünü düşünüyordum. Ne zaman ki akşamları daha fazla görememeye başladım ki görme alanım %50'ye düşmüştü. Aslında bu çok klasik olan bir şey. Normalde benim gibi tüm hastalar ortalama olarak görmesinin %50'sini kaybettikten sonra fark ediyorlar bir şeylerin yoluna gitmediğini. Böyle bir hastalığın olduğunun böyle bir gerçekle yüzleştin. O zaman ne hissettin? Yani ilk bu hastalığını içine sindirme aşamaları nasıl gerçekleşti? Buna şöyle başlayabilirim. Üniversite sınavına hazırlanırken siyah bir nokta görmeye başladım. Bu siyah nokta gözümde uçuşuyordu ve beni test çözerken rahatsız ediyordu. Ben doktora gittim o dönemlerde. Böyle bir nokta uçuşuyor ve bu benim rahatsız ediyor, odaklanmamı engelliyor diye. Doktora gittim. Doktor çıktı bana dedi ki senin bir retina hastalığın var ve ilerlerse göremezsin dedi. Ve bunu 18 yaşındaki birine, üniversite sınavına hazırlanan birine söylediğinde çok ciddiye almıyor. Çünkü hala görmesi çok normal. Ve hayatın çok daha başında daha ilgilendiği farklı konular olduğu için hafife alıyor. Ben bunu hafife aldım açıkçası.
Üniversite sınavından sonra biyoloji öğretmenliği okurken ikinci ve üçüncü sınıfta bir gün mikroskoba bakarken anladım ki sağ ve sol gözüm farklı görüyorlar benim. Ve ışık farklılıkları var. Bunun çok normal olmadığını fark ettiğimde zaten doktora gitmiştim. Ve orada yine aynı cevabı aldım. Yani senin korne fotoreseptör distrofisi bozukluğu var sende. Bunun tamamını genetik test tanısı konmadan konulamıyor. Evet, halk arasında gece kördüğü sarı nokta, retinitis pigmentosa olarak bilinen bir şey. Bunu öğrendiğimde hala görüşüm var, görebiliyorum %50. Geceleri sadece zorlanıyorum. İnanamıyordum. Yani bende nasıl böyle bir şey olabilir? Çünkü yakın çevremde bu hastalığa sahip hiç kimse yok. Babam hayatta değil, onun ne durumda olduğunu bilmiyorum. Bana kendi hastalığı hakkında hiçbir şey söylemedi. Olup olmadığını bile bilmiyorum. Dolayısıyla da buna ilk başta inanamadım. Daha sonrasında yavaş yavaş hastalığı araştırmaya başladığımda bu beni ürkütmeye ve korkutmaya başladı. Çünkü körlüğe giden bir hastalık ve tedavisi yok. Her yerde bu yazılı, Türkçe kaynakların tamamında. Yavaş yavaş körlüğe gider ve tamamen ışığı kaybedersin. Bu ürkütücü bir şeydi. Bunu ilk aşamalarda reddettim. Şimdi ise artık konumun uzmanı olarak kabul ediyorum. Bu biraz hem can acıtıcı hem de açıkçası zor. Çok zor bir durum. O psikolojiyi nasıl atlattın ve bu uzmanlığa nasıl karar verdin? Bilgi her şeydir. Bilmek her şeydir. Zaten halihazırda biyoloji öğretmenliği okuduğum için biyoloji temelim vardı. Fakat bu konuyu araştırdığımda Türkçe bir kaynak bulamadım. Bu konuyu daha fazla öğrenmek benim içimi rahatlatacaktı. Ve bunun için araştırmalar yaptım. Türkiye'de o yıllarda, ki bu 2008-2009 yıllarına tekabül ediyor, bununla ilgili Türkçe bir kaynak bulamadım ilk öncelikle. Daha sonra bununla ilgili çalışan laboratuvar var mı diye baktım, o da yoktu. Türkçe kaynak yok, laboratuvar yok, bilgi yok. Sadece çok yüzeysel bilgiler. Ve bu beni tatmin etmiyor. Daha fazla bilmek istiyorum. Daha fazla bilmek sonunu görmeye benziyordu benim için. Ne olacağımı bilmek beni en azından nasıl bir yol çizeceğim, haritası, nasıl bir yol bulacağımı yardımcı olacaktı bana. Bununla baş etme yolum buydu aslında. Daha fazla bilmek. Bu yüzden de bu konu hakkında araştırma yapmaya karar verdim. Çünkü Türkçe hiçbir kaynak bulamadım o dönemde. Evet, sonra İngilizce kaynaklarla devam ettim anladığım kadarıyla. Benim için zor oldu çünkü biyoloji öğretmenliği Türkçe bir eğitimde Türkçe olan bir bölüm. İlk önce İngilizce öğrenmem gerekiyordu ve o dönemde kursa verebilecek herhangi bir param ya da benim aile desteğim yoktu. Bunu kendim yaratmalıydım. En kısa yolu yüksek lisans yapmaktı. Ve o dönemde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü hazırlık bölümü sunuyordu ücretsiz olarak. Bir devlet üniversitesi enstitüsüdür. Oraya başvurdum ve kabul edildim. İlk önce bir yıl İngilizce öğrendim. Daha sonra biyoteknoloji alanında yüksek lisans yaptım. Buradaki asıl amacım, hedefime giden yolda bilim nasıl yapılır? Ben hedeflerime ulaşmak için ne yapmam gerekiyordu ve dünya dili olan İngilizceyi en kısa yoldan ve uygun fiyatlı, ücretsiz ya da kendi çabalarımla nasıl öğrenebilirdim? Bunun yöntemini bulmaktı. Dolayısıyla da ilk hedefim yüksek lisansa başvurmak oldu. Şimdi parantez açacağım. Böyle bir mücadelenin arasında gençliğini yaşadın mı? Gençliğimi yaşadım kesinlikle. O zamanlar hem müzik tutkum var, hem dinlemeyi, hem biraz ders almayı seviyorum. Festivallere çok giderdim. Rock festivalleri, blues festivalleri. O dönemlerde, üniversite döneminde çok fazlaydı. Arkadaşlarımla ilgilendiğim bir rock kulübümüz, grubumuz bile vardı. Müziğe nasıl başladın? Nasıl karar verdin? Müziğe lisede başladım. Abim bir gün evde üniversiteden döndüğü zaman gitar bırakıp gitmişti. Çok eski bir gitardı.
İçinde akorların yazılı olduğu bir sayfa çıkmıştı. Tek başıma oradan bakarak müziğe başladım. Daha sonra küçük bir 3 aylık kadar eğitim aldım. Şimdi sadece ritim atıp kendim için şarkılar söylüyorum. Peki bir şey söyleyeceğim Mertem. Bazen böyle hani müzikte ya da sanatta engel dezavantaj değil de avantaj olabiliyor. Sen hiç böyle bir hastalığın avantajını yaşadığın oldu mu? Aslında hastalığın avantajını yine kendi uzmanlığım olan alanında yaşıyorum şu an olduğu gibi. Çünkü insanlara bu çok ilginç geliyor. Kendi hastalığım hakkında doktora yapmış olmak ve uzman olmuş olmak. Fakat benim için ise içsel bir motivasyon, bir yolculuk ve hedefe ulaşmak için, daha fazla bilmek için bir sebep. Bence en çok bu anlamda işe yaradı. Onun dışında hemen hemen her görme engelli olduğu gibi farklı alanlarda hislerim daha fazla kuvvetlenmeye başladı. Bu koku olur, dokunma olur. Daha fazla kullanıyorum eski oranla görmeyi kaybettiğim için. Dolayısıyla da beyin bir şekilde odaklanmaya çalışıyor aslında. İnsan beni en etkileyen sözlerden bir tanesi şuydu. Hastalığımı yeni öğrendiğim zaman da biyoloji hocam, Osman Yıldırım'ın yanına gitmiştim. Çok severim kendisini, buradan selam olsun. Hocam bende böyle bir hastalık var, ben ne yapacağım şimdi? Ben ileride göremeyecekmişim, kör olacakmışım ve ben buna inanamıyorum. Ben ne yapacağım öyle bir şey olsun dediğimde şöyle demişti. Meltem dedi, dünyada dedi sadece adapte olabilenler ayakta kalır dedi. Doğal seleksiyonda. En iyi nasıl adapte olabilirsen o şekilde hayatına devam edersin dedi. En iyi adaptasyonu sağlamaya çalış. Bu senin için en iyisi olacaktı demişti bana. Ve ben hep onu dinledim. Adaptasyon her şeydir ve insan her şeye adapte olabilir. Aslında benim yaptığım tek şey bu oldu. Tabii ki de yaşamayı hiçbir zaman vazgeçmedim çünkü hep aklının köşesinde şöyle bir soru vardı. Bir gün hiç göremediğin bir zaman geldiğinde yapmak istediğin her şeyi yapmış ol. Her şeyi gör, tanı, deneyimle gibi bir motivasyonum da vardı. O yüzden hala daha çok daha az şu an görmem. 110 gibi bir görmeye sahibim. Gezmeyi çok seviyorum. Hemen hemen Avrupa'nın birçok ana şehrini gezdim. Peki, birçok yeri gezdin. Sanıyorum İtalya'da okudun. Evet. Ve yolun şimdi Münih'e düştü. Biraz İtalya maceranından söz edersen sevinirim. Sonra yolun nasıl Münih'e düştü onu öğrenelim. İtalya maceram aslında konuyu derinleştirmek amaçlı başladı. Yüksek lisansı ben kanser araştırmaları üzerine yaptım. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde. Daha sonra asıl hedefim olan retinitis pigmentosa'yı araştırmak için kendime bir altyapı oluşturmam gerekiyordu. Bu esnada ilk önce İspanya Madrid'de Erasmus programı ile gidip kök hücre öğrendim. Parkinson ve Alzheimer hastalığı üzerine çalıştım orada. Çünkü alan değiştirmek akademide biraz daha çok kolay değil, biraz zor. Bir altyapım olması gerekiyordu. Kanserden direkt sinir bilimine, retinaya geçmem zor olacaktı. O dönemlerde de kök hücre tedavileri çok yaygındı ve ben bu alana çok meraklıydım. Çünkü kök hücre tedavileri, kök hücre sayesinde göz tedavileri çok hot topic'ti. Dolayısıyla ilk önce Madrid, İspanya'ya gittim. Orada kök hücre yeniden programlamayı öğrendim. IPS tekniği diyoruz biz buna. Sonra tekrar Türkiye'ye döndüm. İtalya maceram ise tamamen artık alana odaklanmam gerektiğini, yani kendi hastalığıma, ben ne yapabilirim, nerede nasıl yapabilirim odaklandım. Avrupa'nın çeşitli yerlerinde, hatta dünyada birçok başvuru yaptım. Birçoğundan da ret aldım çünkü motivasyon mektuplarımda belirtiyordum. Ben retinitis pigmentosa hastasıyım, görmemin %50'sini kaybettim. Fakat bu alana çok meraklıyım ve bu alanda doktora yapmak istiyorum diye belirtiyorum. Fakat beni kabul edecek olan kişinin, hocanın bunu bilerek beni kabul etmesi gerekiyordu. Çünkü laboratuvarda, özellikle bizim wet lab dediğimiz, deney yaptığımız laboratuvarlarda, hücrelerle ya da hayvanlarda
görüşünüzün iyi olması, deneyleri yapabiliyor olması gerekir. Çünkü çok küçük miktarlarda çalışırız biz. Nano, mikro litrelerle çalışırız. Ve bunlar çok küçük miktarlar, görmeyen biri için ya da az gören biri için. Bunu bilerek beni kabul etmesi gerekiyordu. Ve 2 yıl sürdü doktoralımdan. Doktora sonunda İtalya'daki Modena Üniversitesi, Modena ve Reggio Emilia Üniversitesi tarafından doktoraya kabul aldım. Bu bir Marie Curie projesiydi. Avrupa Birliği'nde önemli bir proje. Çok mutluyum kabul aldığım için. Çok sevinmiştim. Son 2018 yılına denk geliyor. Konum direkt kendi hastalığım üzerineydi. Fotoreseptör hücrelerindeki bozulmaları, genetik olarak bozulmaları araştırıyordum. Tam olarak hayalimi gerçekleştirdim diyebilirim. Doktoram 3,5 yıl sürdü. Çok güzel 2 tane iyi yayın yaptım. Literatüre 2 tane bilimsel çalışma kattığım için çok çok memnunum, çok mutluyum. Bunun benim kendi hastalığım olmasından öte, aynı zamanda duvara bir tuğla koymak denir ya, onu yapmış gibi hissediyorum kendimi. Benden sonrakiler bunu geliştirecektir. Bu yüzden de çok mutluyum açıkçası. Sonra Münih yolculuğun nasıl oldu? Münih yolculuğum, erkek arkadaşım burada diye buraya geldim. Şu an 2 aydır buradayım. Nasıl buraya alışabildin mi? Yavaş yavaş alışıyorum. Fakat farklı zorluklar çekiyorum açıkçası. Tam olarak görme engellerini çektiği zorluklar bunlar. Çünkü İtalya'da ben yaşamaya başladığımda henüz 150 görmeye sahiptim. Deneylerimi, iş akışımı kendim düzenleyebiliyordum. Fakat pandemi döneminde bu hastalığın pik dönemleri var. Bazı dönemlerde görmenizi biraz hızlı kaybederseniz daha sonra duraksamaya geçer. Sonra tekrar artabilir bu dönem. Stres ya da çevresel şartlara bağlı olarak değişebilir diye şu an olarak söylüyoruz ama sebebini bilmiyoruz tam olarak. Modena'yı ezberlemiştim. İşe gidip gelebileceğim yerleri, laboratuvarı, malzemelerimi, nerede, hangi durakta bineceğimi. Şu an biraz Münih'te zorlanıyorum. Münih çok düzenli bir şehir, çok güzel bir şehir. Fakat her görme engelli gibi tek başıma seyahat etmekte zorlanıyorum. Bunun için zamana ihtiyacım var. Biz görme engelliler tümünü görüp parçaya gitmek yerine parçadan tüme gidiyoruz. Küçük küçük lokasyonları tanıyıp onları aklımızda birleştiriyoruz. Dolayısıyla da bu tamamını görmekten daha fazla zaman alıyor. Peki. Bununla ilgili şu an bir eğitim almadın sanıyorum. Şu ana kadar hiçbir eğitim almadım. Her şeyi kendi başıma yapmaya çalıştım ama profesyonel eğitim almayı düşünüyorum. Baston kullanmak, ekran okuyucu kullanmak, braille öğrenmek. Bunlar temel şeyler bir görme engelli için. Olmazsa olmaz şeyler. Bir sonraki görme engelli olduktan sonraki hayatını devam ettirmesi için bunlara ihtiyacı var. Bunun farkındayım. Ben tek başıma yapmaya çalışıyorum. Ama kesinlikle yardım almak çok faydalı olacaktır. Ben bizzat kendime yardım almayı düşünüyorum. Araştırmalar içerisindeyim. Nereden nasıl yardım alabilirim? Peki şimdi uzman Meltem'e soracağım. Uzman Meltem olarak öncelikle senin hastalığının adı nedir? Tam olarak tanısı nedir? Etkileri nelerdir? Biraz hastalığınla ilgili detaylı bir uzman görüşü alabilir miyim? Tabii ki. Retinitis pigmentosa genetik bir hastalık. Aileden kalıtsal olarak geçiyor. Diğer retinal dejenerasyon arasında aslında çok tipik bir hastalık. Gözde ışığı ve rengi algılayan hücrelerin ölmesiyle meydana geliyor. Çeşitleri tabii ki de var. Genetik olarak çok fazla çeşitlilik gösteriyor. Biz şu an bu hastalığa dair 300'e yakın gen biliyoruz. Bilinen, tanısı konulmuş. Bunların yaklaşık olarak %50'si hızlı testler sonucunda ortaya konulabiliyor hızlıca. Hastalığın ilerleyişi ise çeşitli mutasyonların çeşidine göre değişiyor. Hangi gende olduğuna göre değişiyor. Ama tipik olarak görme genelde periferalden, yani retinanın çevresinden ya da ortasından başlayarak hücre ölümleriyle başlıyor ve yavaş yavaş yıllar içerisinde
hücre öldükçe görmeniz azalıyor. Durumun çok agresif bir durum, hızlı ilerleyen bir durum. Her hastada genine göre değişiyor. Ben şu an kendi genetik tanım konulamadı benim. Yaklaşık 5 Ekim'de Floransa'daki hastanede doktorumla randevum var. Sanırım genimi orada öğreneceğim, yani öyle umut ediyorum. Çünkü hastaların sadece %70'ine genetik tanı konabiliyor. Hala bilmediğimiz çok fazla gen var. %30'una konulamıyor. Umarım ben de şanslı kesimlerimdir ve genimi öğrenebilirim. Şimdi az önce Münih'ten bahsettik, İtalya'dan bahsettik. Sen ara ara da tatil için Türkiye'ye gidiyorsun. Türkiye'ye gittiğinde yaşadığın zorluklarla Avrupa'daki zorluklar aynı mı? Bir kıyaslama yapabilir misin? Bunu kıyaslama yapması gerçekten çok zor benim için. Çünkü şunu fark ediyorum ki hem İtalya'da hem Münih'te ya da benim diğer seyahat ettiğim Avrupa şehirlerinde görmengelli olarak seyahat etmek, tek başına seyahat etmek çok daha kolay. Çünkü çok fazla asistan servisi var. Bunlar otobüs, tren ya da uçak ya da havalimanı gibi yerlerde olsun. Kendinize asistan ayarlayabiliyorsunuz ücretsiz olarak. Bunu Türkiye'deki havalimanlarında da yapabiliyoruz. Fakat tren ya da otobüste bunu deneyimlemedim henüz. En bariz örneği ise aslında yolda yürümek. Özellikle kaldırımda yürümek. Bunu Avrupa'da yapmak, bir engelli olarak tek başına bastonla yapmak çok daha kolay. Ben tek başıma sokakta yürürken, markete giderken ya da alışveriş yaparken zorlanıyorum, fakat bunu Avrupa'da zorlanmıyorum. Trafikten burada korkmuyorum. Çünkü burada öncelik yayalara, siz adımınızı yola attığınız an araçlar duruyor ve sizin geçmenize izin veriyor. Fakat Türkiye'de bu çok çok daha zor. Ben yüksek lisans yaparken karşıdan karşıya geçemediğim için ve bir kırmızı ışık olmadığı için yaşadığım yerde sabahları bineceğim servise üniversite, yani yüksek lisans yapan bir öğrenciyi annesi karşıdan karşıya geçiriyordu ve bu çok çok üzücü bir durum benim için. Burada ise yapayalnızım. Hiçbir aile bireyim yok. Tek başımayım. Görmemi çok daha fazla kaybetmiş durumdayım ve yalnız yaşayabiliyorum. Peki bir uzman sorusu daha soracağım Meltem. Hastalığında hiç tedavi şansı yok mu? Yani bundan sonra sen eskisi gibi görme şansın yok mu? Şu anki şartlarda üzülerek söylüyorum ki yok. Ama hiç ümit yok mu dersek, tıp çok fazla hızlı ilerliyor. Şu an klinik denemelerde 5 tane daha gen terapi var. Halihazırda bir tanesi şu an markette. RP65 dediğimiz gene yönelik tedavi, dünyanın en pahalı tedavisi olarak şu an halihazırda var. Avrupa'da bazı ülkeler bunu destekliyorlar. Yani sağlık bakanlıkları bunları ödüyor, sağlık sigortaları. Bizim ülkemizdeki durumu şu an için bilmiyorum. Fakat dediğim gibi çok hızlı ilerliyor. Hangi genimizdeki hastalığımız olduğunu kendimiz bilirsek, bilinçli bir görme engelli olarak, eğer bir tedavi çıktığında onu ulaşma süremiz kısalır. Bu çok önemli. Dediğim gibi 10 ya da önümüzdeki yıllar içinde çok hızlı bir şekilde kök hücre tedavileri olsun ya da genetik tedavileri olsun ya da yapay göz ya da artificial retina dediğimiz yapay retinalar markete girecektir. Bir şekilde körlüğün oradan kaldıracağına inanıyorum ben. Ama bu ne kadar süre içinde olur, bunu bilmiyorum. Şimdi koronavirüsüne Türkler çare buldu. Umarım senin hastalığına da sen çare bulursun. Sen çare bulmada çok büyük katkı sağlarsın. Son olarak şunu soracağım Meltem. Bundan sonraki hedeflerin neler? Neler yapmak istiyorsun? Retina International tarafından geçtiğimiz 11 Şubat'ta dünya ilham veren bilim kadınları arasında gösterildi. 3 tane aday seçildi. Üçümüz Retina International tarafından ilham veren kadın bilim insanları olarak Amerika'da gösterildik. Yayınlandık. En büyük hedeflerimden bir tanesi Türkiye'deki tüm görme engellilerin de Avrupa'daki
buradaki haklardan ya da Avrupa'daki bulunan haklar gibi haklardan yararlanmasını sağlamak. Onları dünyaya ve Avrupa'ya entegre edebilmek. Çünkü buradaki görme engelliler organizasyonları çok fazla etkinlikler, aktiviteler, görme engelliler adına çok fazla aktiviteler yapıyorlar, etkinlikler yapıyorlar. Bunun Türkiye ayağını gerçekleştirmek ve Türkiye'yi entegre, dünyaya entegre edebilmek asıl amacım. Şunu eklemek istiyorum. En büyük hedeflerimden biri de aslında bütün görme engellileri eğer bir kalıtsal hastalıksa tanılarının konulmasına yardımcı olmak. Belki bir genetik danışmanlık olabilir. Ücretsiz herkesin yararlanabileceği. Çünkü ne kadar çok benim gibi hasta genetik olarak tanı konulursa eğer dünya çapında yapılan şu anki klinik çalışmalarda buna dair bir tedavi yöntemi bulunduğunda en azından en kısa sürede nasıl tedavi olmaları, nasıl ulaşabilecekleri tedaviyi bilmeleri çok daha kolay olacaktır. Bu çok önemli bir durum. Genetik tanının konulması, eğer bu kalıtsal bir hastalıksa tabii, görme engellilik, yani görme, kör olma sebebini kalıtsal bir hastalığa bağlıysa eğer. Asıl hedeflerimden biri de bu aslında. Ben bu röportaj için sana çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Son eklemek istediğim bir şeyler varsa onları da alabilirim. İlgilendiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu şansı bana verdiğiniz, sesini duyurmaya yardımcı olduğunuz için. Buradan Türkiye'deki bütün arkadaşlarıma sesleniyorum. Eğer kalıtsal bir, körlük sebebiniz kalıtsal bir sebeptense lütfen hangi geninizde mutasyon olduğunu öğrenmenizi rica ediyorum. Çünkü bu gerçekten ilerleyen işinize yarayabilir. Şu an görmeyi kaybetmiş olsanız bile ilerleyen nesillerde çocuklarınızın işine yarayabilir. Lütfen genetik testi yaptırın. Doktorunuza rica edin. Başka da hiçbir şey demiyorum. Eğer sorusu olan olursa bana ulaşabilir. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.